El Fatiha ve as salavat Allah'a ve salli ala Muhammed teyzeullahi ve neşad. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir Kur'an tefsiri dersinde daha birlikteyiz. Kehf suresinin 14. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Kehf 14. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve rabatna ala kulubihim. İz kâmu fe gâlu rabbena rabbuna rabbus semavati vel ardi len net uve min dunihi ilahen lekat kulna izen şetata ve rabatna ve bağladık, kuvvetlendirdik, takviye ettik, rabıta kurduk, rabt ettik ala üzerinde kulübihim onların kalpleri üzerinde. İskamu kıyam ettikleri zaman ayağa kalkınca fe böylece o zaman galu dediler. Rabbina Rabbimiz Rabbis semavati semaların Rabbi ve el ardi ve yeryüzü arz. Len net uve asla dua etmeyiz min dunihi ondan başkasına ilahen ilah lakat andolsun ki kulna söyledik dedik. İzen öyleyse öyle olursa bu takdirde şetaten haddi aşma, taşkınlık, yanlış yapma. Cümlecikler ve rabatna ala kulubihim onların kalpleri üzerine rabıta kurduk. İskamu ayağa kalktıkları zaman kalkınca ve kalu şöyle dediler. Rabbina Rabbis semavati vel ardı. Bizim Rabbimiz semaların ve arzın Rabbidir. Len net uve asla dua etmeyiz. Min dunihi ilahen ondan başkasına ilah olarak. Lekat kulna izen şetaten öyle yaparsak andolsun ki haddi aşarak yanlış söylemiş olurduk.
burada mağarada olan çocuklardan bahsediyor Allah-u Teala. Mağaradaki gençler, onların oraya gelmeden evvelki halleri. Kehf suresi aslında tarihsel belgeler onları gösteriyor ki Kehf suresi o mağaradaki olay İmparator Decianus dönemine ait. Burada çeşitli rivayetler var. Bu rivayetlerden bir tanesi Muhammed bin İshak. O tarihte İsa Aleyhisselam'ın taraftarları arasında dalalet başlamıştı. Putlara tapıyorlar, onlar adına kurban kesiyorlardı. İmparator şehirleri dolaşıp putperestliği kabul etmeyenleri katlettiriyordu. Ashab-ı Kehf'in memleketi Efesus'a uğradı. İman sahiplerini yakalatıp putperestliği kabul etmeyenlerin şehrin duvarına astırıyordu. Ashab-ı Kehf de yakalanmıştı. Onlar şehrin ileri gelenlerinin çocuklarıydı. Gençler Harp Teala'ya imanlarını ilan edip biz ondan başkasına ilah demeyiz, kabul etmiyoruz, bize istediğini yapmakta serbestsin dediler. Dekanı sizi öldürmemden men edecek hiçbir kuvvet yoktur. Ama ben gençliğinize acıyorum, size mühlet veriyorum. Düşünün, ya hayatı ya ölümü tercih edin. İtaat etmezseniz sizi işkenceyle öldürtürüm dedi. Decianus Ninova'ya gidince o dönmeden gençler Efesus'tan çıktılar. Peşlerine de bir köpek takıldı. Bencilus Dağı'nda sarp bir mağaraya gizlendiler. İbadette bulunup Allah-u Teala'ya dua ettiler. İşlerinden birini fakir kıyafetiyle şehre yollayıp yiyeceklerini temin ediyorlardı. İmparatorun döndüğünü ve onların yerini öğrendiğini duyunca secdeye kapanıp Allah'tan yardım istediler. Hava kararınca Allah-u Teala onlara uyku verdi. Nafakaları baş uçlarında, yani yemekleri baş uçlarında köpekleriyle beraber derin bir uykuya daldılar. Decianus mağaranın kapısını ördürüp açlık ve susuzluktan ölsünler, burası kabirleri olsun dedi. İmparatorun maiyetinde Pandaros Verunas adlı imanı olan iki kişi vardı. Ashab-ı Kehf'in isimlerini, mezheplerini, kıssalarını iki kurşun yapaya yazıp gelecek neslini öğrenmeleri ve ibret almaları için bakır bir sandık içinde örülen duvar arasında sakladılar. Aradan yıllar geçti. Decianus ölmüş, yerine başka hükümdarlar geçmişti. İmparator Theodosius devriydi. Allah-u Teala bir gün şehrin ileri gelenlerinden birine orayı koyunlarına ahır yapma fikrini ilham edip mağaranın girişini açtırttı. Bu sırada Allah-u Teala'nın izniyle Ashab-ı Kehf'i gece yatmışlar da sabahleyin kalkıyorlarmış gibi uykudan uyanıp kalkacak hale getirdi. İşlerinden birini tebdil kıyafetle yiyecek alması için şehre gönderdiler. Şehre girdiği zaman her şeyin değişmiş olduğunu gördü ve çok şaşırdı. Hazreti İsa'nın adı artık korkarak gizli gizli söylenmiyor, onun adına yemin ediliyordu. Ekmek almak için dükkanlardan birine girdiğinde uzattığı parayı görenler define bulduğunu sanıp definenin yerini söyle yoksa seni hükümdarın huzuruna çıkarırız dediler. Beni kendi aleme bırakın, para sizin olsun diye yalvardıysa da şehrin hakimine götürdüler. Genç hakime ben define bulmuş değilim, bu şehrin halkındanım. Fakat hiç kimseyi tanıyamadım. Decianus hüküm sürüyordu. Şimdi değişmiş deyince hakim
Dekyanus öleli yıllar oldu. Sen bize doğruyu söyle dedi. Genç Dekyanus'un zulmünden kaçıp mağaraya sığındıklarını, arkadaşlarının da orada olduğunu söyleyip inanmazsanız gelin birlikte bakalım dedi. Ashab-ı Kehf arkadaşlarının gecikmesi üzerine bir felaketle karşılaşacaklarını düşünüp helalleşip namaza durdular. Arkadaşlarının gelip de onlara durumu anlatmasıyla bu kadar yıl uykuda kalıp uyanmalarının beyaz edilmenin bir alameti olduğunu anladılar. Bu anda onların durumunun yazılı olduğu levhalarda ortaya çıkmıştı. Bunları okuyup durumlarını öğrendiler. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena ettiler. Şehrin hakimi durumu İmparator Theodosius'a bildirdi. İmparator mektubu alır almaz onların bulunduğu mağaraya geldi. Her birini kucaklayarak Allah'a hamd ve dua etti. Daha sonra onları bir uyku sardı. Erolları kabzalındı. İmparator her birinin altından bir tabuta konmasını emretti. Fakat rüyasında ona biz altından halk olunmadık. Topraktan yaratıldık. Toprağa dönmek isteriz. Bizi olduğumuz gibi terk et dendi. Gençler rüyasına girmişler. Ve onları olduğu gibi mağarada bırakmış imparator ve mağaranın girişine bir mescit yaptırmış. Orası ibadet ve ziyaret yeri olmuş. İşte Ashab-ı Kehf hakkında bilgiyi baştan vermiş olduk ki olaylar geldikçe bu bilginin ışığı altında muhtevaya bakalım. Cümlecikleri bağladığımız zaman şu cümle çıkıyor. Onların kalpleri üzerine rabıta kurduk. Yani onların kalplerini bize bağladık diyor Allah-u Teala. Ayağa kalktıkları zaman kalkınca şöyle dediler. Bizim Rabbimiz semaların ve arzın Rabbidir. Ondan başkasına ilah olarak asla dua etmeyiz. Öyle yaparsak andolsun ki haddi aşarak yanlış söylemiş olurduk. Yani imparatorun kendilerine karşı sizi eğer putlara tapmazsanız öldürürüm demesine karşı onlar da diyorlar ki biz Allah'tan başkasına tapmayız. Ve olaylar ard arda gelişiyor. 15. ayet Bismillahirrahmanirrahim. Ha'u la'i kavmine tehazu min dunihi alihe levla'ye tune aleyhim bi sultanin beyin. Femen azlemu mimmen iftara alallahi keziva. Hayrayı işte bunlar kavmina bizim kavmimiz. İttihazı edindiler min dunihi ondan başka aleyheten ilahlar. Lev olsa olmasına rağmen la yetune gelmez aleyhim onlara bi sultanin bir delil bir sultan. Beyinin açıkça hemen o zaman kim azlemi daha zalim. Mimmin iftira, iftira eden kimseden alallahi, Allah'a karşı Allah'a keziben yalanla. Cümlecikler ha ulai kavmina işte bu bizim kavmimiz.
İttihazu min dunihi aliheten. Allah'tan başkasını ilahlar edindiler. Levla ye'tune aleyhim bi sultanin beyinin. Onlara açıkça bir delil, bir sultan gelmemesine rağmen. Hüvel azlebu, öyleyse daha zalim kim vardır? Mimmen iftera alallahi kezivan, Allah'a yalanla iftira edenden daha zalim kim vardır? Neydi o zamanki kavimlerinin durumu? Putlara tapıyorlardı insanlar. Ve o tarihteki İmparator Decianus bütün şehirleri gezip orada putlara tapmayan kim varsa hepsini öldürüp şehrin duvarlarına astırıyordu. Ve bu delikanlılar, gençler diyorlar ki işte bu bizim kavmimizdir ve onların putlara tapındıklarını ve Allah'a yalanla iftira ettiklerini ifade ediyorlar ve onların zalim olduklarını söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a şirk koşmak ya açık şirktir ya da gizli şirktir. Her devirde gizli şirk mutlak olarak var olmuştur. Bir kısım insanlar da her devirde putlara tapmışlardır. Açık şirkin içine düşmüşlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar gizli şirktedirler. Nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edindikleri için. Her Allah'ın emrini çiğnediklerinde Allah'ı ilah makamından indiriyorlar. Yerine nefslerinin hangi afetinin tesiriyle bir hatayı işlemişlerse veya Allah'ın bir emrini gene hangi afet sebebiyle yerine getirmemişlerse o afeti Allah'ı Rab mevkinden indirerek, ilah mevkinden indirerek o afetlerin de arkasında şeytanı ilah mevkinde koyuyorlardı. Ama Decianus devrinde insanlar açık bir şekilde putlara tapıyorlardı. Ve putlara tapmayanları Decianus asarak cezalandırıyordu. Sevgili kardeşlerim, her devirde insanlar açık veya gizli şirkin içine düşmüşlerdir. Bütün devirlerde kavimlerin büyük çoğunluğu gizli şirkin mutlaka içindedirler. Küçük bir kesimse açık bir şekilde putlara veya şeytana tapmaktadır. Birileri açık şirkte, birileri gizli şirkte. Ve 16. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izi izi te zel tumuhum ve ma ya budune illallahe fe u ilel keh ve kehfi yenşur lekum
Rabbukum min rahmeti ki ve yuheyyi lekum min emrikum mirfeka ve izi tezeltumuhum, onlardan ayrıldığınız zaman ve ma ya'budune, ve kul olduğunuz şeyler illallahe, illa Allah'e, Allah'tan başka fe vu, fe evu, artık o halde sığının ilel kehfi, illa el kehfi mağaraya, yenşur, neşretsin, göndersin, ulaştırsın, lekum, sizin için, size Rabbiküm, Rabbiniz, min rahmetihi, rahmetinden, ve yuheyyi, ve kolaylaştırsın, düzenlesin, lütfetsin, lekum, sizin için, size min emrikum, sizin emrinizden, sizin işinizden, mirfekan, yardımcı olarak, arkadaş olarak, destek olarak. Cümleşikleri birleştiriyoruz. Ve siz Allah'tan başkasına kul olmayarak onlardan ayrıldığınız zaman artık bir mağaraya sığının. Rabbiniz size rahmetini neşretsin, ulaştırsın. Ve size refik, destek olarak işlerinizi kolaylaştırsın. Allah Teala'nın onlara verdiği ilham, onlara verdiği vahiy, başkasına, Allah'tan başkasına kul olmayarak o insanlardan ayrıldığınız zaman artık bir mağaraya sığının. Gençlerin mağaraya sığınmaları bundan sonraki bir olay. 17. ayet-i kerime ve terev şemse iza telaat tezaveru en kehfihim zatel yemini ve iza berabet takriduhum zateş şimali ve hum fi fecvetin minhu zalike min ayatillahi men yehdillahu fehüvel muhted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida ve tere ve görürsün eşşemse güneş izâ telaat doğduğu zaman tezavürü ziyaret eder, uğrar, meyleder, gelir en kehfihim onların mağarasından zatel yemini sağ taraftan ve izâ garabet ve battığı zaman takriduhum onların kenarlarından, yanlarından geçer. Zâte şimali sol taraf. Ve hüm ve onlar fi içinde fecbetin geniş yer, mağaranın içindeki geniş boşluk.
Minhu ondan, zalike işte bu. Min ayetullahi, Allah'ın ayetlerinden. Men kim? Yehdi Allah'ı, Allah hidayet erdirir, kendisine ulaştırır. Fe böylece hüve o, el muhtedi, hidayete eren kişi, hidayete ermiştir. Ve men, ve kim, kimi yudlil, dalalette bırakır. Felentecide, artık bulamazsın lehu onun için, veliyen, veli, dost, mürşiden, bir mürşit, irşad eden. Ve tera, ve görürsün cümlecikler. Eşşemse izâ telaat, güneşi doğduğu zaman. Tezavürü an kehfihim, mağaralarına gelir. Zatel yemini sağ taraftan. Ve izâ garabet, ve battığı zaman. Takridühüm zatel şimali, sol taraftan onların yanlarından geçer. Ve hüm fî fecbetin minhü, ve onlar onun, yani mağaranın geniş sahası içinde bulunuyorlardı. Zalike min ayetullahi, işte bu Allah'ın ayetlerindendir, mucizelerindendir. Men yehdillahi, Allah kimi kendisine hidayet ederse, ulaştırırsa, fehüvel mühtedi, işte o hidayete erer, ermiştir. Ve men yudlil, ve kimi dalalete bırakırsa, yani kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, felen tecidelehu, artık onun için bulunmaz, veliyen mürşida, veli mürşid, irşad-ı nevliya bulunmaz. Tamamını ifade edelim inşallah. Ve güneşin doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafından geldiğini ve battığı zaman sol taraftan onların yanlarından geçtiğini görürsün. Ve onlar onun mağaranın geniş sahası içinde bulunuyorlardı. İşte bu Allah'ın ayetlerinden, mucizelerindendir. Allah kimi kendisine ulaştırırsa, işte o hidayete ermiştir. Ve kimi dalalete bırakırsa, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, artık onun için veli mürşid, irşad eden evliya bulunmaz. Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi Kur'an'ın önemli ayetlerinden birisidir. Biliyorsunuz ki Kur'an'ın temelini hidayet teşkil eder. Çağımıza damgasını vuran hidayet. Bütün Resuller, bütün Nebiler hidayetle vazifelendirilmişlerdir. Hidayet ruhun, veçhin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi demektir. Yedi safhada oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, üçüncü basamakta başlar. Mürşide ulaşmak, 10 tane ihsan alarak Allah-u Teala'dan mürşide ulaşmak, ikinci safha, burada fiziki hidayet başlar. Ruhun, beçin, nefsin ve iradenin fizik standartlarda hidayetleri başlar. Ve ilk hidayet eren ruhtur. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır ve hidayete erer. 25. basamakta fizik vücut, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kızdırır. O da hidayete erer. 27. basamakta daimi zikirle birlikte nefs, Allah'ın bütün emirlerini yere getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. O da hidayete erer. 28. basamağın 4. mertebesinde irşada ulaşırız. 5. kademesinde ise irademizi Allah'a teslim ederek Allah'a teslimi külli ile
tam teslimde teslim oluruz. İşte ayet hidayetten bahsetmesi sebebiyle önem kazanır. Allah kimi kendisine ulaştırırsa, hidayet ederse, o zaman o kişi hidayete erer. Öyleyse Allah-u Teala burada açık bir şekilde Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişinin hidayete erdiğini söylüyor. Ali İmran 73'te Allah-u Teala innel hüda hüdallah diyor. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresinin 127. ayet-i kerimesinde de Allah Teala buyuruyor ki İnne hüdallahi huvel hüda, inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda hidayettir. Burada da Allah kimi hidayete Allah kimi kendisine ulaştırırsa işte o hidayete ermiştir diyor Allah Teala. Üç ayette birbirini destekleyen, aynı şeyi söyleyen bir hüviyet kazanıyor. Unutmayın ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine göre insanın ruhu Allah'a ulaşmaz. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Bakalım ne diyordu Şura 13'te Yüce Rabbimiz? Allahü yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunim. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Ne olur ulaşan kişi? O sualin cevabı bu ayet-i kerimede. Allah kimi kendisine ulaştırırsa, o zaman o kişi hidayete erer. Ve aynı ayet başka bir konuya daha ışık tutuyor. Kim de dalaletteyse, onun için bir veli mürşid, bir evliya mürşid bulunmaz. Neden? Kişi hidayete ermeyi dilemiyor. Dilemiyorsa Allah Teala o kişiyi zorla hidayete erdirmez. O kişi dalalette kalmayı tercih etmiştir. Onu dalalette bırakır. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bu dileğin standartları içerisinde o insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri için 10 tane ihsan alacaklardır. 10. ihsanda Allah onlara kıldıkları hacet namaz üzerine mürşitlerini gösterecektir. Ve o mürşide ulaşacaklar, hidayete adım atacaklardır. Ve ruhları Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ne yapmışlardır? Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir bir. İki, on ihsanla mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlardır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O zaman Allah-u Teala da onun için bir mürşit tayin etmez. Ne demek istiyoruz? Allah-u Teala diyor ki, Alallahu kasdü sebili.
sebillerin tayini, bunun manası mürşitlerin tayinidir. Mürşitlerin tayini, veli mürşitlerin tayini Allah'a aittir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, mürşide ulaşmayı dilemiyorsa, o kişinin hidayete ermesi söz konusu değildir. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakmamız lazım. İki tane alternatif var. Allah'a ulaşmayı dilemek, dileyen kişiyi Allah-u Teala mutlaka mürşidine ulaştırır. O bir mutlaka evliyadır. Evliya bir mürşittir. Artık zamanımızda nebi mürşitler bulunmayacağı için son nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Son peygamber, peygamberlik müessesesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle birlikte sona ermiştir. Nübüvvet artık söz konusu değildir. Ama Resuller kıyamete kadar her kavimde yaşamaya devam edeceklerdir. Bunlardan biri de mutlaka devrin imamı olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi için Allah Teala bir veli mürşit tayin etmez. O kişi zaten mürşide ulaşmayı düşünmemektedir. Allah'tan hiçbir zaman sormayacaktır mürşidini. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi için mürşit de söz konusu değildir. Allah razı olsun. Kehf suresi 18. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ve tahsebuhum ey kazan ve hum rukut ve nukallibuhum zatel yemini ve zatel şimal ve kelbuhum basitun zira'ayhi bil vasid levit talate aleyhim le velleyte minhum firaren وَلَا مُل۪يْتَ مِنْهُمْ رُبَى وَتَحْسَبُوهُمْ Sanırsın ki onlar ey kazan uyanık ve hüm rükudun ve onlar uykudadır. Ve nukallibuhum ve onları çeviririz, döndürürüz. Zaten yemini sağ tarafa ve zaten şimali ve sol tarafa. Ve kalbuhum ve onların köpeği, ashab-ı keyfin köpeği basitin uzatmıştır, uzatmış vaziyetedir. Zira ayhi, iki kol, ön ayakları. Hayvanlar için ön ayaklar. Bi ile el basidi, mağaranın dış kısmı, giriş, avlu. Levit talate. Muttali olsaydı yakından görseydin, ıttıla kesbetseydin, aleyhim onlara, onları le velleyte, mutlaka geri dönerdin, minhum onlardan firaren, kaçarak ve le mulite, ve sen mutlaka dolardın, minhum onlardan ru'ben, korku ile. Ve tahsebuhum ey kazan ve sen onları uyanık sanırsın. Ve hum rukudun ve onlar uykudadır. Ve nukallibuhum ve onları çeviririz. Zatel yemini ve zatel şimali sağa ve sola doğru. Ve kalbuhum ve onların köpeği basitun uzatmış vaziyettedir. Zira ayhi bil vasidi ön ayaklarını mağaranın giriş kısmına.
levet talate aleyhim, eğer sen onlara muttali olsaydın, yakından görseydin, levelleyte minhum, mutlaka onlardan dönerdin, geri dönerdin, firaren kaçarak, vele mulite ve mutlaka sen dolardın, minhum ru'ben, onlardan korkuyla, yani çok korkardın. Ve onlar uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Ve onları sağa ve sola doğru çeviririz. Onların köpeği ön ayaklarını mağaranın giriş kısmına uzatmış vaziyettedir. Eğer sen onlara muttali olsaydın, yakından görseydin, mutlaka onlardan kaçarak geri dönerdin. Ve mutlaka sen onlardan korkuyla dolardın, çok korkardın. Öyleyse köpekleri mağaranın giriş kesiminde, onlar da mağaranın geniş kesiminde. Uyanık gibi görünüyorlar ama uykudalar. Ve 19. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike ve asnahum li yetesâelû beynehum. Kâle kâilun minhum kem lebistum. Kâlu lebisna yevmen ev vâda yevm. Kâlu rabbukum âlemu bimâ lebistum. Febâsu ehâdekum bi velikikum. Hâzihi ilel medîneti fel yenzur eyyuhâ eskâ tâmen fel ye'tîkum bir rizkın minhu vel yetelattaf ve la yuşhirenne bikum ahada. Ve kezalike, ve böylece ve asnahum, onları dirilttik, uyandırdık, beyaz ettik. Ve tesaelu, ve karşılıklı birbirlerine sorsunlar diye, beynühüm aralarında. Kale dedi, kailun diyen, söyleyen, minhum onlardan. Kem lebistum, ne kadar kaldınız? Kalu dediler, lebisna biz kaldık, yemen bir gün. Ev veya bağda yemin, günün bir kısmı. Kalu dediler, Rabbikum sizin Rabbiniz, alemu en iyi bilir. Bima lebistum, siz ne kadar kaldınız? Feb'asu, bundan sonra gönderin. Ehadekum sizden birisini. Ve berikukum sizin gümüş paranız ile. Hazihi bu iler medineti şehre. Fediyyen zül ve velici baksın. Eyyuha hangisi? Eska daha temiz. Tamamen yiyecek. Fel yetikum böylece getirsin. Bir rızkın bir rızkı minhu ondan. Veli yetelattaf ve dikkat etsin, en ince usta kadar ifa etsin, tedbirli olsun. Ve la yuşirenne, ve sakın sezdirmesin, hissettirmesin, farkına vardırmasın. Bikum sizleri ehaden birisi. Ve kezalike ve asnahum, ve böylece onları dirilttik, uyandırttık. Li yetesâelû beynehum, aralarında sorsunlar diye. Kâle kâilun minhum, onlardan konuşan biri şöyle dedi. Kem lebistum, ne kadar kaldınız? Kâlu lebisna yevmen evvâdı yevmin, günün bir kısmı veya bir gün kadar. Kâlu rabbikum âlemu, diğerleri de Rabbiniz daha iyi bilir dediler. Bimâ lebistum, ne kadar kaldığınızı. Feb'âsü ehâdekum, artık sizden birisini gönderin. Vi verikukum hazihi, sizin bu gümüş paranızla ilel medineti şehre. Felyanzur, böylece baksın. Eyyuha eska tamen, en temiz yiyecek hangisi? Felyetukum bir rızkın minhu, ve ondan size bir
rızık getirsin. Vel yetelattaf ve tedbirli, dikkatli olsun. Ve la yuşirenne bikum ehaden. Sakın sizi hiç kimseye sezdirmesin. Ve böylece aralarında sorsunlar diye onları dirilttik, uyandırdık. Onlardan konuşan biri şöyle dedi: ne kadar kaldınız? Günün bir kısmı veya bir gün kadar dediler. Diğerleri de ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir dediler. Artık sizden birisini sizin bu gümüş paranızla şehre gönderin. Böylece en temiz yiyecek hangisi baksın da ondan size bir rızık getirsin. Ve tedbirli, dikkatli olsun. Sakın sizi bir kimseye sezdirmesin. Varlığınızı hiç kimseye hissettirmesin. Burada Allah Teala'nın biraz keyfiyeti var. Onları dirilttiğini söylüyor Allah Teala. Uyandırdığını söylüyor. Ve uyandıkları zaman işlerinden birisi şehre göndermedik konusunda karar alıyorlar. Ve kararlarında ellerindeki gümüş paradan işlerinden birine verip onu çarşıya göndermek ve en temiz rızıklardan, yiyeceklerden almasını temin etmek. Ve şehre varıyor aralarından gençlerden birisi. Bismillahirrahmanirrahim 20. ayet-i kerime. İnnehum in yasheru aleykum ercumukum ev yudukum fi milletihim ve len tuflihu izen ebeda. İnnehum muhakkak ki onlar in yesheru galip gelirse aleykum sizin üzerinize size yercumukum sizi taşlarlar ev yuhudukum veya döndürürler, geri çevirirler. Fi içine milletihim, kendi dinlerine. Ve len tuflihu ve asla felaha eremezsiniz, kurtulamazsınız. İzen ebeden. O zaman ebediyen. Kendi aralarında konuşuyorlar. İnnehum muhakkak ki onlar cümleciklerdeyiz. İn yasheru aleykum eğer size karşı galip gelirlerse yercumukum sizi taşlarlar. Ev yu'idukum fi milletihim veya sizi kendi dinlerine döndürürler. Ve len tuflihu izen ebeden o zaman asla ebediyen kurtuluşa eremezsiniz. Burada kurtuluşun Allah ile olacağına akılları ermiş olan kişilerden bahsediyor Allah Teala.
Burada felah var. Kurtuluş müessesesi. Felah da 7 kademeli bir olgu. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 1. kat cennete girer. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 10 tane insanla mürşidine ulaşıp tabi olan kişi 2. kat cennete girer. 2. kat felaha ulaşır. 10 tane insanla mürşidine tabi olmuştur. Ruhu Allah'a ulaşır. Allah'a ulaştığı zaman 3. kat cennetin sahibi olur kişi. Ve fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman 4. kat cennetin sahibi olur. 4. felah. Dünya saadetinin %80'ine sahip olur. 5. felah nefsi Allah'a teslim ettiği zaman kişinin gerçekleşir. 27. basamak. Nefs Allah'a teslim olmuştur. Dünya saadeti %100'ü bulmuştur. Bu 5. felah. Sonra kişi nefsinin kalbinde müzeyyen olma işlemi 12 defa, 12 mertebe tamamlandığı zaman irşada ulaşır. Bu 6. felah, 6. kat cennet. Ve ne zaman kişi iradesini Allah'a teslim ederse o zaman 7. kat cennetin sahibi olur. 7. ve son felaha ulaşır. Burada mağaranın dışındaki insanların hala İmparator Dekanus devrine ait olduğunu zannediyorlar ve onlardan korkuyorlar. Ve 21. ayet-i kerime ve kezalike aserna ileyhim liyalemu enne va'dallahu hakkun ve enne sa'ate la reybe fiha iz yetena zeune beynehum emruhum ve kalubnu aleyhim bunyana rabbuhum alemu bihim kalellezine galebu ala emrihim le nettehizenne aleyhim mescida. Ve kelimeler ve kezalike ve böylece işte böyle aserna bildirdik. Aleyhim onlara, onları yalemu bilmeleri için bilsinler diye enne muhakkak olduğunu vaadallahi Allah'ın vaadi hakkun bir haktır. Ve de Allah'ın vaadinin hak olduğunu. Ve muhakkak o saat, o vakit enne es saate la reybe şüphe yok fiha onda, onun hakkında iz olduğu zaman yetenazeune çekişiyorlar, niza ediyorlar beynehum onlar aralarında emrehum onların işleri durumu ve galubna öyleyse inşa edin dediler. Aleyhim onların üzerine bünyanen binalar ve onların Rabbi Rabbühüm alemu en iyi bilir bihim onları galelezine o kimseler dediler ki galebu galip oldular üstün oldular ala emrihim onların işleri üzerine onların işlerine lenette hüzenle mutlaka edinelim yapalım aleyhim onların üzerine mesciden bir mescid ve kezalike aserne aleyhim ve böylece onları şehir halkına bildirdik. Liyalemu bilmeleri için bilsinler diye enne va'dallahu hakkun Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve enne saate la reybe fiha ve o saat kıyamet hakkında şüphe olmadığını iz yetenazeûne beynehum emrehum aralarında onların durumu hakkında nizâ ediyorlar. Çekişiyorlardı. Ve kalubnu aleyhim binyanen ve onların üzerine binalar inşa edin dediler.
Rabbihim alemu bihim. Onların Rabbi onları en iyi bilir. Alellezine galebu ala emrihim. Onların içlerinde galip olanlar, yani sözü geçenler dediler ki lanetteyzenne aleyhim mesciden. Onların üzerine mutlaka mescit yapacağız. Ve böylece Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve o saat kıyamet hakkında şüphe olmadığını bilsinler diye onları şehir halkına bildirdik. Aralarında onların durumu hakkında nizah ediyorlardı, çekişiyorlardı. Onların üzerine binalar inşa edin dediler. Onların Rabbi onları en iyi bilir. Onların işlerinde galip olanlar, sözü geçenler, onların üzerine mutlaka mescit yapacağız dediler. Aralarından birisi para alıp şehre gidiyor. Sonra paranın 400 yıla velayet olduğu belli ediliyor. Belli oluyor. Ve bunları define bulduğunu zannediyorlar onların. Define bulmadığını söylediyse de inanmıyorlar o giden delikanlıya. Sonra haberi olan o zamanki imparator Theodosius geliyor. Onları görüyor. Artık her şey değişmiş. Ve onların onlar mağaradan çıktıkları zaman mağaranın mescit haline gelmesini önermişler. Onların üzerine mutlaka mescit yapmalıyız, yapacağız dediler. Çünkü yeni gelen devrede artık insanlar arasında Allah'ın dini yayılmış ve imparator da din sahibi birisi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir gün daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde hamdolsun ki Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.